Efendim iyi akşamlar. Bir Tıp Dünyası programımız yine sizlerle birlikte. Tabii bugün çok farklı bir gün. Sevgili Kadir ve sevgili dostum, arkadaşım, bugün de konuğum sevgili Fuat da bana gülüyorlar. Ses çıkmıyor efendim. Yani ses bu kadar. Şununla yükselt diyorum yani sevgili Kadir'e. Yani aç şu hoparlörün sesini, fazla çıksın gibi görünsün. Ama ses yok efendim. Ses bu kadar çıkıyor. Hanım da çok mutlu bundan. Burada da herkes çok mutlu. Geldiği geleli Fuat saldırıda bulunuyor. Zaten konuşamayacak diyor. Evet, her şey haklı. Kadir de amcalıktan dedeliğe, dedelikten ya bakalım daha nereye gidecek. Böyle bir program sunacağız size efendim. Bir gribal enfeksiyon sonrası görüntü var, ses bu kadar. Ama yine de sizin karşınızda olmak istedik. Çünkü sevgili Fuat'la daha önce anlaşma yaptık. Olmadı iş yoğunluğu sebebiyle. Tabii bugün bu fırsatı kaçırmayalım. Kendisiyle kanseri konuşalım dedik. Radyasyon onkoloji uzmanı sevgili Fuat Çiner ve çok yıllar önce çok çalışmaları birlikte yaptığımız bir arkadaşımız. Bugün o çok konuşacak. Ben de bu sesle az konuşacağım. Ona bırakacağım ve susacağım. Efendim inşallah umarım öyle olacak. Evet sevgili Fuat, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Yine de çıktı değil mi sesim? Çıkacak da bence. Sen oradan dokundurduğun sürece oradan avaz avaz çıkacak. Baktın bakalım fırsat nereye doğru gider ama. Başta yeterince laf etti zaten. Ama ben bunları aldım bak buraya kaydettim. Duruyor. Biraz sonra o konularda konuşacağız. Önce yaşlı mısın diye sordu ya. Böyle olur mu ya? Bak şuraya yürüdüm bir koltuk alayım. Yaşlandın abi ne oluyoruz dedi. Yaşlandın mı diye sordu. Ha, yaşlandın mı diye sordu. Ya aynı kapıya çıkmaz mı? Yok. Nereye çıkar bu? Biri baf kapısı, biri girme kapısı mı oldu? Kendin nasıl hissediyorsun diye sordu. Bu sesle nasıl hissedeceksek o kadar işte gördüğün gibi. Ama 2 hafta önce de sen geçirdin bunu. Çok, evet, ağırdı. Ağırdı değil. Viral bir de yani. Aynen Ateş öyle. Yok, bir şey yok. Ama sallıyor adamı. Seninle birlikte geziyor. Öyle. Aynen öyle. Şimdi benim vücutta konakçı. azaldı. Ama bak seni öpmedim bugün. Tekrar geri vermeyeyim sana diye. Ama seste kaldı. Hanım çok memnun bu işte. Hanım muazzam memnun. Diyor Evde ki çok mu konuşuyorsun? acayip diyor hoşuma gidiyor diyor. Yani sen oturmuşsun oraya sesin çıkmıyor diyor. Tamam, ne getirirsem onu yiyorsun diyor. Ne varsa diyor televizyonda onu seyrediyorsun diyor. Yok. Dırdırından geçirmeyen bir adamsın Sen farklı mıydı sevgili Fatıma? Yani konuşmadan durulabilir mi ya? Sen söyle. Mümkün değil. Hele biz bir araya gelirsek. Evet sevgili Fatıma. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor çalışmalar? Her şey iyi mi? Hoş mu? Malum kanser günü idi. Dünya Kanser Günü idi Şubat'ta. O günlerde bir buluşalım dedik. Burada ama müsait olamadık, yapamadık. Şimdi tabii Mart'ta ilkbahar öncesi de kanser haftası öncesi de çünkü 1 Nisan 7 Nisan arası kanser haftası olacak. Ülkemizin en önemli, daha doğrusu dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi. Niçin bunu böyle söyledim? Şu anda bile bir vakamız var, bir çocuk. Uğraşıyoruz. Çok unusual, çok farklı, çok tahmin edilebilirin ötesinde gelişmelerle geldi bize. Ve bazen tıpta dört dörtlük yok ya böyle oturmaz kitabı bilgilere. Ve farklı farklı bulgularla gelir. Bazen direnç gösterir. Bazen bizim terimimizde saltolar yapar tam olarak yolda gitmez. Tabii böyle vakaları görünce de acaba kanser olmasın diye her zaman için soru işareti uyanır. Çünkü bir olay varsa ve çözümü veya süreç uzuyorsa, çözümü gecikiyorsa her zaman altta kanser var mıdır diye biz ararız, aramak zorundayız. Tabii bu cümleyi söylediğinizde bile ailenin o durumu, ailenin o hissettikleri, o psikolojik ve duygusal durumunu da bizzat yaşıyorsunuz. Tabii kanser kelimesini kullanmak bile zor. Ama günümüzde tedavisi artık çok büyük başarılarla taçlandırılmış bir durumda. Bak yine az konuşacağım dedim ama konuştum. Top sende. Çünkü neticede radyasyon onkoloji uzmanı olarak beraberce de çok işler yaptık. Sen de yola devam ediyorsun. Çok daha güzel adımlarla. Ne yapıyorsun? Onu söyle bize sevgili Fuat. Konuşabilirim yoksa? Parmak kaldırmadan olmaz. Yani görüyorsunuz ya bu sesle bile. Fuatcığım ya şimdi sen böyle söyleme. Çünkü senin de ne Devam kadar edeceksin. konuştuğunu ben biliyorum. Söyle dostum. Önce teşekkür ederim. Ben teşekkür Davet ederim. ettiğin için yeniden, tekrardan. Her program biraz daha olumluya gidiyoruz. Güzel. Ülke için. Ülke içerisindeki gerek
kanseri konuşurken daha bilinçli, kanseri konuşurken insan sayımızın arttığı, ekiplerimizin, yardımcı personellerimizin arttığı, tanıya ve tedaviye hizmet verecek cihazlarımızın arttığı, teknolojimizin arttığı, kısacası dünyaya ayak uydurduğumuz bir 2017 yılı. Bundan önce yaptığımız her programlarda nerelerden başladık, neleri murat ettik diye konuştuk. Hiç bunlara girmeye gerek yok. Şu anda neler yapıyoruz? Şu anda ben radyasyon onkolojisi uzmanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Hastanesi'nde yeni açılmış olan onkoloji merkezinin radyoterapi bölümünde sorumlu hekim olarak görev yapıyorum. Daha önce görev yaptığımız yine KKTC içerisindeki üniversite bünyesinden bir ekiple, bir çekirdek ekiple devlete geçme fırsatımız oldu. Kısacası işimizi yapıyoruz. Halkımıza hizmet veriyoruz. Ülke dışına çıkmadan her türlü tedavi alabilmesi için elimizden geleni hakkaniyetiyle yapmaya çalışıyoruz. Görevimizi yapıyoruz. Radyasyon onkolojiyi yapıyoruz. Hayallerine ulaştın mı? Az kaldı diyebiliriz. Çok bireysel önemli. Hayal anlamında evet. Bireysel hayal? Bireysel hayal anlamında. Yani ülkenin hayaliyle mesleki, paralel gidiyor. Elbette. Ancak nedir? İşte radyasyon onkolojisi, bir radyasyon onkoloğu olarak, uzman olarak adaya döndüğüm yıl 2005. 12 yıl önce. Ama sen bir düz uzman değilsin. Neçin? Düz Çin. Uzman değilim. Evet, bak sonra çok güzel. Şifreliysen. Sen düz uzman bir insan değilsin. Yani uzman nedir? Hedefleri yüksek tuttuğumuz bir yapımız evet. Var, evet. Evet. Ya uzman dediğin böyle masa başında oturacak, kalemini alacak, yazısını yazacak, tedavisini işte, yazacak bir adam değilsin. Değil. Kabına sığmaz, içine kapanmaz bir adam. Öyle. Böyle bir adamın hayalleri var, hedefleri var. Var. Yani bireyselden kastım radyasyon onkolojisi uzmanının ülkesine hedeflediği cihaz parkuru, ekip parkuru ve hizmet parkuru anlamında adada geldiğimizde hiç olmayan bir branş. Bugün modern cihazlarla 2010 yılında üniversitede, bugün devletin kendisinde 7 yıl sonra yeniden yeni teknolojinin bir daha yükseltilebildiği bir noktada geldi. Bir onkoloji merkeziyle geldi. Yani dört dörtlük çocuk onkolojisiyle, erişkin onkolojisiyle, radyasyon onkolojisiyle, hematolojik onkolojiyle yani 15 yıldır neredeyse buna hasret tüm hemşiresiyle, hemşirelerle bu binada yeniden karşılaşınca 12 yıl önce devletteyken görüştüğümüz, o yıllarda girmiş olan ve onkoloji hemşiresi olmanın tedirginliğini yaşayan hemşireler bugün gayet deneyimli halde ablalık, öğretmenlik yapar pozisyona geldiler. Özetle evet, çok az kaldı dememin sebebi şu: bir, yavaş yavaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kanser hastalığına hem erken tanı tarama amaçlı hem de tedaviyi düzenlerken ortak şemada, ortak dilde kendimize ait bir yol haritası çıkarma dönemine doğru işte konseylerle yaklaşmaya başladık. Bu çok olumlu, çünkü hasta ülke içerisinde nereye giderse gitsin modeli değil, merkezler üzerinden aynı tedavi şansını, aynı cümleyi duyabilme. Çünkü hep tedirginlik neydi? Sen de yaşadın bunları. Biz de vakalarımızı hep ikincil görüş amaçlı Türkiye'de bu konuda deneyimli kişilere, titresi olan kişilere sorardık. Bugün gelinen noktada ise hem teknolojik dünya, internet sayesinde, hem bilimsel yayınları daha iyi, daha interaktif takip edebilme anlamında çok büyük avantajlarımız var. Nitekim biz de yalnız değiliz bu anlamda. Haftada iki gelen bir Profesör Doktor Erkan Topkan, Adana Üniversitesi, Başkent Üniversitesi'nden. Dolayısıyla günü günceli modern tedavileri sunma noktasını yakaladık hep. Hedeflediğimiz şeyi. Şimdi nokta neresi? Hastalarımızı doğru evrelemek. Yani en kısa zamanda tanılarını alıp tedaviye ulaşabilecekleri o giriş noktasına doğru toparlayıcı olmak. Senin bizim abimiz, biz de bizden sonra gelenlerin abileri olarak uğraşımız şimdi buna döndü. Peki. Yani sadece bizimle başladığı gibi değil, bizimle yeni bir dönemin başlaması gibi bir ağabeylik sürecine girdik diyebiliriz. Aslında çok güzel şeyler söylüyorsun. Ben bir güzelliği daha hatırlatayım. Ondan da konuşmamı isterim. Tabii bir ulusal kanser konseyi veya ulusal kanser
konsey mi diyeyim? Doğru böyle, doğru. Yo, yo, şey, siz nasıl koydunuz ismini? Terim biz koymadık aslında. Ama çok güzel bir şey de oldu şu anda. Oluyor. Sağlık Bakanlığı'yla birlikte sivil toplum örgütleri, uzmanlar çok güzel bir... Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gelişen tanışma sağlık organizasyonu diyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nde ciddi anlamda son 15 yıl içerisinde bizim asistanlık uzmanlık dönemimizdeki gibi değil, şu anda gerçekten bilim yuvasında bilimsel tedavilerin sunulabildiği bir sağlık organizasyonu var. Bu anlamda onkolojiye, kansere çok büyük önem verdikleri ta bizim ilk başladığımız yıllardaki Kanser Savaş Daire Başkanlığı'nın Sağlık Bakanlığı'ndan bağımsız başbakanlık altındaki bir örgütlenme şeması, buna gıptayla bakardık. Şimdi o teşkilat daha da şekillendi. Esas mihenklerini eşinin oluşturduğu bir bilim dalıyla birlikte gidiyor, temel onkolojiyle. Türkiye Cumhuriyeti ile paralel bu öngörü niçin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aynen şablon olarak bize adapte edilmesin, artık başlama zamanı gelmiştir hevesiyle Ulusal Kanser Danışma Kurulu diye, kısaltması UDKK diye bir kurul. Şu anda tüzük ve yasal çalışması tamamlandı. Bakanlar Kurulu'ndan yavaş yavaş Meclis'e, Bakanlar Kurulu sürecinden geçmeye başlıyor. Yani açıkçası sözde değil, teşkilatlı bir yapıda oturtulmaya çalışıyor. En güzel tarafı Türkiye modelini hekim bazlı, sivil toplum örgütü bazlı, hasta hakları olsun, bu anlamda sivil toplum örgütleriyle iç içe, temel sağlık hizmetlerinin aynı sürece, yani kısacası hep sorduğumuz, halkın sorduğu sorular, kanser nedir, nasıl çıkar, nelerden korunmalıyız, nasıl bunlarla mücadele etmeliyiz süreçlerinin tamamı. Ne mutlu ki tedavide şu eksikliklerimiz cümlesi artık masada yok. Ne güzel. Tedavi eksikliğimiz hiçbir şekilde yok. Sadece sek verebiliyoruz ve gönderebiliyoruz anlamında değil. Şu anda radyasyon koyusu adına konuşacak olursak hiç sevk ihtiyacımız yok. Hiçbir hastaya sevk ihtiyacı gütmüyoruz. Ancak makine gerekliliği, özel seçilmiş vakalarla ilgili ancak sevk veriyoruz. Hatta programa girerken de izah ettim. Biz daha önce üniversite bünyesinde hiç yapma fırsatımız olamamıştı. Ama şu anda devlet hastanesinde yoğun bakım altyapısı kurulmuş. Anestezi, anesteziyolojinin büyük destekleriyle radyasyon onkolojisi, radyoterapi cihaz odası neredeyse bir yoğun bakım donanımına sürekli olarak sahip. Ve iki tane çocuk vakamızı da bu anlamda radyoterapiye aldık. Dediğim gibi arkada büyük bir profesyonel hekim desteği var. Hiç kimse hiçbir şeyi tek başına yapmıyor. Bu kolektiviteyi de bir adım öne taşımaya çalışıyoruz. Konsey bu an, daha doğrusu danışma kurulu ve altındaki tedavi konseyi, erken tanı konseyi, toplum bilinçlendirme konseyleri bu anlamda çok değerliler. Aslında çok güzel bir şey oldu. Yani yıllarca ilk geldiğimiz dönemde de hep yüksek sesle söylediğimiz bir şey. Ben çok hoşlandım, çok takdir ettim. Ülke için de çok önemli. Evet. Dünyada benzerleri de mevcut. Kolay gelsin. Birlikte iz aslında. Yani kesinlikle birlikteyiz. Dışında değiliz hiçbirimiz. Değiliz. Ben bana ait şimdi şöyle toparlayayım da olayı. Bana ait. Toparlayamayacağım. Toparlayamayacağım. Toparlayacağım çünkü şöyle toparlayayım. Çünkü düşüncelerimi biliyorsun bu konuda. Yok, biliyorum. Yok. Benim de şu anda söylediğim şey, yeni bir yola girme üzere olduğum için bu yatırımsal anlamda söylüyorum, beni çok meşgul ediyor. Yani yoksa onkolojiden kopmuş veya onkolojiyle ilgili bir bırakmışlık yok. Hiçbir zaman da olamaz. Öyle bir şeyi biz hayalimizden geçirmiyoruz. Bir çocuk kliniği, multidisipliner, farklılaşmış, özelleşmiş bir çocuk kliniği zaten çocuk onkolojinin vakalarının esas temel... Evet, şu anda onu kurmaya çalışıyorum. Yani benim hayalimde bir çocuk hastanesi vardı sevgili Ufad. Yani becerebilir miyim çocuk hastanesini diye. Tabii arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Belki böyle bir çocuk dispanserine gidişte yol alıyoruz şimdi. Ama kendimi şöyle gördüm. Bunca yıl birçok işle uğraştık. Ama bu iş gerçekten meşakkatliymiş. Yani zormuş. Maddi anlamda söylemedim. Yani yeni bir dalda öğrenmeye çalışıyorsun.
yatırımı öğrenmeye çalışıyorsun. Öyle öyle. İnşaatı, kurulumda aynı süreci yaşıyoruz. Aynen öyle. Her yeni kurulum bizim için yeni bir çocuk. Ve bazen böyle eve gittiğimde hangi koltukta uyuyakaldığımı hatırlamıyorum. Yani öyle bir durumdayız. Şu birkaç ayı geçirelim. Bir ıstartı verelim. Istartı verdikten sonra herhalde biraz daha böyle kafamızı şimdi eskiden getirdiğimiz misyonumuzu da tekrar giyinip yola devam edelim diye hastalar hiçbir zaman mağdur etmeden. Ama şu anda senin kadar idari işlerde belki emek veremiyorum ama ne güzel, hoşuma gidiyor, takdir ediyorum. Ve onu kuran arkadaşlar bizzat çağırdılar, davet ettiler. Gönlümüz her zaman dedim ve kesinlikle geleceğim. Fakat yapamadım. Çünkü bir arazi olayı vardı, mimari olayı vardı, ekip olayı vardı. Böyle bir şeyin içine girdik. Toparlayacak inşallah. 12 yıl geçince bazı şeylerde, yani hedef sağlam ise süreç gerçekten sabırla adeta bir dantel işlemesi gibi, yani meşhur derler ya, bir örgü örmek. Gerçekten ilmik ilmik adım adım gitmekte gerekiyor. Bence vakit ayırmak kapsamında değil, daha çok katılımcılık, uzak duramayacağımız bir nokta haline geliyor. Gönlümüz orada zaten. Evet, yani bu danışma kurulunun esas temeli, amacı bireylerle iletişim kurmak için bir çaba göstermekten çok, öyle bir yapı, Türkiye modeli öyle çünkü, öyle bir yapıyla organize olunsun ki aslında her hekim bir cerrah vakasını koşa koşa bu kurula öncelikle belki getirmek isteyecek. Sonra tabii o kurulda ben de bir katkı koymak. Yani amaç şu. Paylaşım. Evet, hepsimiz uzman oluyoruz. Evet. Fakat bilimin uzmanlığı yan dal dediğimiz, yani çocuk hastalıkları uzmanı arkadaşlar, kendi mesleğin olduğu için rahat konuşmak istiyorum. Yanlış olursa beni düzeltesin diye. Çocuk hastalarla bütün çocuk hastalıkları uzmanı arkadaşlar karşılaşıyor. Ama dünyada artık o kadar çok tanılar değişmeye başladı, dediğin gibi dirençler, değişik varyasyonlar. Bir yöne doğru giderken aniden alttan bambaşka bir şey çıkıyor. Dolayısıyla davranış şemamız her zaman ne oldu Kıbrıs'ta? Bizim hep de zarıncadığımız konu, problemi hekimler hep kendileri çözmeye çalışıyorlar. Hasta yakınlarına herhangi bir öneri sunmaya çalıştıklarında yetersizlikleri algılanıyor gibi bir endişeyle de bazen bunu yeniden kendileri çözmek sürecinde kısır döngüye giriyor. Bunu ekip çok olunca, açık gördük. Ekip olunca şu anda mi? Ekipler dediğimiz bu, yani kimse yanlış anlamasın, danışma kurulu bir bilene sor anlamında değil. Ancak herkes, yani gelin canlar bir arada olalım modeli, herkesin bir arada olduğu ve artık A doktor, B doktor, C doktor ya da A merkez, B merkez, C merkez ne dedi değil. Dünya ne diyor? Guideline dediğimiz yol haritaları artık ulaşılabilir noktada. Hastalarımızı bu süreçlerin neresine oturtabiliriz? Bunlar önemli. Bunun esas temelleri bizim her cuma devlet hastanesinde yaptığımız bir onkoloji konseyi var artık. Büyük debisini, büyük çarkını genel cerrah arkadaşlar çekiyor. Vakalarını getirerek. İki radyoloğun, en az iki patoloğun sürekli katıldığı bu cuma konseyleri gösterdi bize ki cerrahlar eskiden vakalarına müdahale etmeden önce kimseye sormaksızın edip de hasta başka bir hekim arkadaşa kaymasın kaygısıyla, gerek maddi gerekse yapılan işin hazından dolayı bundan vazgeçmeye başladılar. Çünkü hastalarına en iyi hizmeti veren, konseye vakamı çıkardım, seni konseyde konuştum, görüşleri aldım, tedavi planın yapılmıştır. Örneğin bir büyük bir kitle yapısındaki koltuk altında da radyolojik olarak yayılımını ya da muayenede tespit ettiğimiz bir meme vakasının ameliyat öncesinden palas pandıras ameliyata girmek yerine kemoterapiyle başlamasını hastasına da sunarken konsey kararıyla, bu bir cerrah kararı değildir demesinin aslında geri dönüşümünün kendisine ne kadar başarılı olduğunu gördükçe 2,5-3 ay oldu neredeyse. Hem doktor sayısı masada artıyor. Ne güzel. Hem vaka sayısı ciddi anlamda artıyor. Tecrübe artıyor. Çok çok ciddi anlamda. Bu takibi ortaya koymaya başlıyor. Aslında bu gibi değil miydi sevgili Fuat? Yani hiç biz başta da hep bunu söyledik. Yani
bir onkoloji doktoru hiçbir zaman kendisi tek başına şikayet dinleyip, hikaye alıp, muayene edip reçetesini, ilacını veya tedavisini planlayamaz. Bunu tedaviye başlamadan önce, cerrahi olursa cerrahi, kemoterapi olursa kemoterapi, radyasyon onkoloji olsa ışın tedavisi öncesi, muhakkak multidisiplin dediğimiz birçok hekimle paylaşmasının hasta açısından büyük bir faydası olduğunu hep söyledik ve bunu yapmak üzere de bugün bu adımlar atılıyor ya, muazzam güzel bir şey. Çok çok güzel bir şey. El vermek güzel bir şey. Özelleşme, paylaşmak güzel. Hekim arkadaşların motivasyonu şu anlamda çok iyi oldu. Evet. Yine altın çizerek söylüyorum. Sanki biz bir bilir kişi olarak bu süreci başlattık gibi kesinlikle algılanmasın. Ancak onkolog gözüyle, onkolog titresi, isminin önünde onkoloji olan bir insan tabii ki patologla, cerrahla, radyologla hep bir onkoloji gözlüğü takılmış verilerle konuşmayı ister. Tabii. Biz bunun açlığını çekiyorduk. Bugün gelinen noktada bir takım arkadaşlarımızın da onkolojik açıdan o tarafa yöneliyor olmaları bu ortak dilin kamçılanmasına yol açtı. Yani bugün güzel tarafı işin şu, patoloji raporlarının üzerinden konuşuluyor. Benim bir hastam var, şöyle şöyle sen ne dersin diyen telefon konuşmaları değil, bu konseyin WhatsApp grubuna atılan direkt fotoğraflarla konseye herkesin hazır gelmesi, sürprizle değil elinde bilimsel kanıtlarla gelmeye çalışması ve bunun devlet hastanesi bünyesinde bir onkoloji merkezi içerisinde yapılıyor olması muazzam bir şey. Arzu edilen o hayallerin en güzel noktası. Aslında burada demin söyledin ya onkolog titresi dedin ama onkologlar, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, pediatrik onkoloji, onlar oyun kurucu. Evet. Ama bu oyun tek başına oynanmıyor. Bazen top oyun kurucuya gelinceye kadar çok yol alıyor. Süre bir sonraki hamlede golü getirecek süre, yani düdük çaldığında tam gol pozisyonunun önünde kalırdık. Evet, şimdi en büyük sıkıntı oydu. Golü önlemek sana kalırdı derdi. Şimdi diyorsun. Sorumluluk daha fazla oldu. Hep çünkü beraber golü kesiyoruz artık. Evet. Evet. Ve sayıyı hep beraber yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla şey. Cerrah arkadaşlar da gerek kadın doğumcu cerrah arkadaşlar, gerek genel cerrah arkadaşlar, yani tümör cerrahisiyle uğraşan özelleşmiş branş içi arkadaşlar da bir süre sonra vakalarında şu cümleleri duymaya başladık. Henüz bu ameliyatı belki yapamıyoruz ama artık bilinçli sevk ediyoruz. Tabii. Yani daha önceleri en büyük eleştirilerimizden bir tanesi de şuydu. Hastaları sevk ediyoruz ama sevk ettiğimiz hekimlerin bizim arzu ettiğimiz ameliyat standartlarında yaptıklarını da sorgular durumdaydık. Çünkü anlaşmalar, sevk anlaşmaları belli merkezlerleydi. Asla altına bakılmazdı, içine bakılmazdı. Kurumun ismine sevk verilirdi ama belki de o kurumda da onkolojiyle çalışan bir cerrah yoktu. Dolayısıyla gelen sonuçlarda bizim cerrahlarımız da, aday içerisindeki cerrahlarımız, biz de yapardık, niye sevk ettik noktasındaydı. Şu anda artık sevkleri dahi konsey kararlarıyla ameliyatın principles of surgery dediğimiz ameliyat prensiplerini belirleyerek şu 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 amaçla gönderiyoruz deme noktası eksiklikler görülüyor bu durumda. Onlar tamamlanıyor. Ve ilgili kurumlar, Sağlık Bakanlığı, bu konuda bilgilendirilirken rakamlarla bilgilendirilebiliniyor. Şu kadar vakanın şu 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 ameliyata ihtiyacı var ya da şu 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 kemoterapiye ihtiyacı var. Sayılar belli, tespitler belli isimleriyle ve sevk ediyoruz ve maliyetler ortada. Dolayısıyla bunlar yerine getirildiğinde işte yakalanması arzu edilen hem kalite hem de maddi tasarruf ortaya çıkıyor. Bu kalabalık diye anılan ama şimdi yavaş yavaş bir ekip, bir takım haline gelen bu yapılaşmanın herkese faydası oluyor. Hastaya en büyük fayda onu diyecektim. Tabii. Hastaya, hasta yakınına. Hasta yakını tek bir ağızdan bir cümle duymuyor. Hasta yakını kendisine yazılı olarak bir konsey kararıyla başını elinin arasına alabiliyor. Ya da yurt dışına soracaksa, binip gidecekse, gittiği zaman konseyin öngördüğü
nedenlerle karşı tarafı yine yoruyor. Aynı sonucu alıyor geliyor belki ama bu güveni arttırıyor. Çünkü en büyük sorunumuz oydu. Yani evet var ama verebilecekler mi? Var ama yapabilecekler mi? 12 yılın sonunda o noktaya geldik ki hemşireye geçen gün sordum kaç yıllıksın? 10 yıllığım dedi. Yani bu hematoloji onkolojide de, pediatrik onkolojide de, bu erişkin onkolojideki hemşirelerin 10 yıllık her gün vaka alan hemşire olması demek artık bir üst seviyeye herhalde çıkma zamanı geldi. Şimdi bütün umudumuz, arzumuz yeni radyasyon onkologlarının ihtisasa gitmesi. O da oluyor. Yükü bizim üzerimizden dalmaları lazım. Çünkü o söylediğin süreç yani, yaş ilerliyor. İlerliyor. Tutamıyorum. Evet. Tutmak isterdim. Ben durdum. Durduğunu bak, düşündüğümü ben de farkındayım. Sen grip oldun da programa gelemedin ama ben grip oldum da programa geldim. Yaş ilerledikçe akli melekeler bazı şeylerin durduğunu unutuyorlar. Düşünüyorum. Ama ben çok iyi hatırlıyorum. Şubat ayında dedim ki Fuat nasılsın? Geberiyorum dedi hastayım. Tamam o zaman yapmayalım dedim. Şimdi bugün dedim ki bu sesle halimallah yapacağım. Tamam mı? Bak şuraya giderken bile zorlandım belki ama halen de ayaktayım. En büyük örnektir bir hastanın bile motivasyonu karşısında konuşan kişidir. Aynen öyle. Bu hekim olabilir, bu bir hasta yakını olabilir, bu bir hemşire olabilir, bu bir hasta danışmanı olabilir. Gerçekten insanların iletişimlerini karşısındaki insanların beden dilleri, iletişimleri sağlıyor. Duruşu o anlamda ben de dikkat edersen motor gibi konuşmuyorum. Sana göre ben de yavaşladım. Artık. Yaşlandığımızdan uyum gösteriyoruz. Bunlar yazıyorum ben bir yere. Bu arada tabii ki süremiz daha az kaldı. Nasıl ya şu Kadir var ya yukarıda saati değiştirip duruyor yani haberleri. Reklama mı az kaldı yoksa evet, bitmesine mi az kaldı? Yok reklama haberleri az kaldı. Sonra yine ikinci bölümümüz var. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii yıllardır bu işlerin içindeyiz. Gerek çocuk olsun ben. Gerek çocuk onkoloji olsun. En basit hastalıklar bile yani bir boğaz iltihabı bile değişerek geliyor. Evet. Yani bakıyorsunuz geçmiş günlerdeki tavrı, davranışı, direnç şekli, verilen ilaçlara olan mukavemeti çok farklı gelebiliyor. Yani enteresandır. Hastalıklar bile artık değişen çağda çok beklenmedik veya kitabi olmayan, 2-2 daha 4 olmayacak şekilde de çıkabiliyor. Şimdi bunların için ben bunu söyledim. İşte burada ekip olmak, birlikte hep beraber yorumlamak hastanın büyük bir başarısını sağlayacaktır. Özellikle onkolojide. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz. Yapılacak en küçücük eksiklik veya düşünce eksikliği sıkıntıya ulaşacaktır. Çok güzel bir şey. Onun için takdir ediyorum. Yani örnekle, yani elimizde çok sayıda örnek olmaya başladı. Evet. Bu yapının ne kadar getirisi olduğuyla ilgili. Kemoterapi altında arzu edilen cevabı alamadığımız vakada yeniden biyopsi arzu ettiğimizde girişimsel radyolog dediğimiz branş yani oraya bir takım radyolojik görüntüleme ekipmanlarıyla girip iğneyle basit gibi gözüken küçücük bir hücreyi almasını istiyoruz. Küçücük bir doku parçasını almasını istiyoruz. Buna ulaşamıyorduk. Şimdi programlı bir şekilde buna ulaşabiliyoruz. Yani bir lenfoma vakasında kemoterapiye direnç gösterdiğini düşündüğümüz vakada hemen ribiyopsiyle bu mutantı, bu değişimi, bu farklılaşmayı hücre bazında hemen görebilmek önemli. Aynı zamanda görüntüleme araçlarının yorumlanması da bu anlamda. Yani bu, yine yanlış anlaşılmasın. Her branş hekimi, branşının büyük hadisesine %80, %90'la kesinlikle hakimdir. Ancak onkoloji noktası her branş için belki de biz özelleşmiş bu anlamdaki branşlarız. Bunun dışında yani bir göz doktorunun göz kanserleriyle ilgili gördüğü vaka sayısı onun o noktada çok fazla deneyim sahibi olmasına imkan vermeyebiliyor. Bu anlamda bu küçük sayıdaki hastalıkların ortaya çıkarılmasında ilgili tetkikler çok öne çıkıyor. Yani radyolog arkadaşların da içerisinde artık onkoloji branşına yorumlarıyla çok daha yani biyopsi almadan radyolojik yorum birebir aynı geliyor. Bu kararın hızlı verilmesi,
kararın öngörüsüne göre ailenin ve bütün tedavi planının yapılabilirliğinin, sürecin incelenmesi anlamında çok büyük katkı koyuyor. 9 ay oldu aktif olalı Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi. Türkiye'ye gidip yarısında bu ileri tetkik tedavi sürecinin kendi imkanlarıyla Türkiye'ye gidip de bu sürecin yarısında adaya geri dönüp ben adada devam edeceğim diyenlerin sayısı hızla artmaya, gidenlerin sayısı da azalmaya başladı. Yani düşün ki Güney Kıbrıs'ı konuşurduk 5-6 yıl önce. Üniversitede ilk bu işlere başladığımız zaman ki devlet hastanesi ve üniversitenin bir bütünleşik yapısı oldu şu anda onkoloji merkezi. Bu anlamda bu aday için de sürdürülebilir devletin kendisine ait bir yapıya sahip olması çok orijinal oldu. Bu anlamda gerek radyoloji içerisinde kendisini özelleştirecek, gerek patoloji içerisinde çok daha özelleşmiş vaka üzerinde çalışacak, gerekse kendi branşlarımızda şiddetle hekimler artık umut oluyor. Yani radyasyon onkoloji asistanlığına gideyim, uzman olayım, adaya döndüğümde ben aç kalmaz mıyım sorusunun yanıtı cevabı var. Hızla cevap bulmaya başladı. Şimdi istersen tabii yani anladım. Yavaş yavaş konuşuyorsun. Ben de seni anladım. Reklama tane, girip biraz katkı alman gerekiyor. Ben almıyorum. Kanal T alıyor. Tamam, yani sürdürebilmemiz için. Aynen öyle. Sen de ben de gönüllüyüm ama burada sana takılmadan bitirmeyeceğim. Şimdi yavaş yavaş konuşuyorsun. Diyorsun ki algılamayı bozmayın diye. Ama benim sesimdir sorun olan. Yani algılamamda bir sorun yok. Seni izliyorum. Abi bir de politikacı edası geldi. Böyle bir içimden böyle bir oturdu. İnşallah olur ya ileride. Ne dersin Fuat? Yani sen ikinci bölüme kravatsız ceketsiz çıkıp bu düşünceni farklı yöne getireceğim. Evet efendim. Fuat değerli bir arkadaş. Ben Fuat'ı eskiden beri de şimdi de çok severim. Tabii güzel şeyler anlatıyor. Yıllarca bizim çalıştığımız, istediğimiz, anlattığımız ama hep beraber çaba koyduğumuz, katkı koyduğumuz şeylerin ne derece doğruya doğru gittiğini anlatıyor. Mutlu olduk. Hep beraber zaten mutlu olmaya ihtiyacı olan bir toplum olarak çok önemliydi. Bu sesle de karşınızda olduğumuz için çok özür dileriz ama umarım ileriki günlerde sesimiz açılacak. Hanım çok yakın olmasın diyor ama ben çaba gösteriyorum efendim. Bir tanesi çiğ yumurta yersen olur dedi ama çiğ yumurta yiyemiyorum yani kusura bakmasın. Çok şey geldi bak garip geldi. Keza hastalık da taşıyabilir bu arada. Onun için şimdilik böyle idare ediyoruz efendim. Biz kısa bir araya gireceğiz. Sevgili yönetmen arkadaşımız bizi dinlendirecek. Biz de sesimizi dinlendireceğiz. İkinci bölümde yine Fuat arkadaşımızla birlikte olacağız efendim. Kısa bir ara. Efendim tekrardan iyi akşamlar. Tabii arada konuşmayı Fuat'a bıraktım. O konuştu ben sustum. Çünkü sesimi dinlendirdim. Dinlendirdim ki saldırı olursa şimdi söyleyebileyim yani kolay bir iş değil bu sesle. Hazır mısın? Saldırıya geçecek misin? Bugün nedir düşüncen? Çünkü şimdi daha detaya geçeceğiz. Hadi sor. Hadi sor. Evet sevgili Fuat çok güzel şeyler söyledim birinci bölümde. Gerçekten gelinen noktada bizi mutlu etti. Daha güzellere ve kalıcı olmasına diliyoruz. En büyük dileğimiz de bu. Ülke için her şeye yakışır. Evet, istersen biraz kanser nedir, ne sebeplerle ortaya çıkabilir, neler görüyorsunuz en sık, bunları biraz konuşalım. Tabii nasıl bir tedavi yapılıyor, hiç çünkü insanlar kanser kelimesini duydu mu, korkuyorlar, susuyorlar, kapatıyorlar. Ama istersen bir de bizim ağzımızdan bunu duysunlar. Nasıl tabii tedavi ediliyor, sonra radyasyon onkolojinin yeri nedir, tabii buraya gelene kadar bir süreç olacaktır elbet. Benim sesimi en az kullanacak şekliyle bu programı getirecek zannediyorum. Şimdi çatallandı daha fazla. Tamam. Dikkat edersen. Sen müdahale etmeyeceksen ben de kısa kısa bütün müdahale sorulara cevap vereyim. Tanıdık bir kulaklığın boğazcı var mı diye sormuştuk. Çağıracağım lütfen gelin Fuat'ın elinden beni kurtarın diye. Evet top sende sevgili Fuat. Kanser dış etkenler dediğimiz kimyasal, biyolojik, radyasyon gibi yani fiziksel olabilecek etkenlerle kendi vücut hücrelerimizin yapı değiştirmesine bugün kabaca kanser diyoruz. Suçladığımız şeylerin başında elbette ki sigara geliyor. Her programda bana soruyorsun artık içmiyorum. Duymak istiyorsun ama söyleyemiyorum. Ters köşe. Yine ters köşedesin. İyi çalıştın buradan. Bu defa iyi çalıştın. Hazırlık güzel. Baktım geçen program neler olmuştu. Sigara, tütün ve tütün ürünleri gibi ürünler.
halkın genel tükettiği anlamda. En temelde kanser oluşturan sıralamada birinci sırada geliyor. İkincisi, her ne kadar kontrol ettiğimizi düşünsek de bazen kontrol edemediğimiz birçok ürün, içerisinde barındırdığı birçok farklı kimyasal ajanla, birçok farklı yapıyla bizim genetik yapımız üzerinde değişiklikler uğratıyor. Dolayısıyla gerek kalıcı hasarlarla bir sonraki neslimize, gerekse bizi etkileyerek o anki hücrelerimizin değişimine, büyümekte olan, çoğalmakta olan yapımızın değişmesiyle birlikte vücudumuzun aslında çok iyi tanıdığı ama bu değişimi fark edemediği bu hücre yapısıyla birlikte vücut içerisinde kendini geliştiren, çoğaltan ve maalesef hiç durmadan bunu yapan, bu salaheti kendinde bulan bir hücre grubuna biz kanser diyoruz. Aslında bu hücre grubuna biz tümör diyoruz. İyi huylusunun dışında kalan, kendini sınırlamayan, sınırlarını aşan, hatta bulunduğu alan dışında farklı organlara kan yoluyla, lenf yoluyla bulduğu her fırsatta gitmeye çalışıp koloni yapısını genişletmeye çalışan bu grup bizim kanser diye isimlendirdiğimiz grup. Tabloyu böyle konuşunca çaresizlik gibi bir durum ortaya çıkıyor. 2000'li yıllardan sonra olmakla birlikte 2010 yılından sonra özellikle PET tomografilerin, MR'ların artık çok farklı boyutlara gelmesi, patolojide çok ciddi genetik kromozomal analizlerin yapıldığı, moleküler biyoloji, genetik ve patolojinin iç içe bir moleküler patoloji ismiyle anılmaya başlanmasıyla kanserin tanısını hızla gerçek anlamda koymaya başladık. Bir sonraki adım hemen neye geçtik? Evreleme, ortak bir dil konuşmak. Eskiden halk bilir evresi nedir, işte son evre, ilk evre, dişi, erkek. Bu terimler artık ortadan kalkmaya başladı. Bu terimler yerlerini hastalığın nerede, ne kadar, hangi boyutta, boyutunun yanında gerçekten o boyutun içerisini dolduracak kadar aktif mi, bu aktifliğini hangi hızda yeniliyor gibi patolojinin bize verdiği verilerde adeta bir A4 sayfasına sığmayan, bunu aşan birçok veriye bakarak hastalığa, evet, hasta yakınına ya da hastanın kendisine iletişim kurmada onayını aldıktan sonra kanser olduğunu deklare ediyoruz. Bu deklarasyondan sonra ilk gelen soru, peki şimdi ne olacak? Bu aşamada tedavinin seçenekleri, ki bunların en başında hematolojik, yani kan kanseri ve lenf kanseri dediğimiz diğer grup, kanser grubunu bir kenara bırakarak geriye kalanların hemen hemen hepsine biz cerrahi yaklaşımın her zaman vücuttan uzaklaştırmanın birinci seçenek olması gerektiğine inanırdık. Daha doğrusu hep bu seçenekle cevap aldığımızı gördüğümüz için bu bilimsel olarak da bir öndeydi. Fakat artık hem kanserin bulunduğu organla, akciğer, meme, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, mide, sayısız organımızın, daha doğrusu sayılı ama organ içerisindeki sayısız farklı hücre değişiminin yapısına göre artık cerrahiden önce de kemoterapi, radyoterapi verelim mi demeye başladık. Şimdi bu kelimeleri açacak olursak olay şu, demek ki elimizde bizim cerrahi dediğimiz bir girişimsel, ki bunun da kapalı, açık, aletli, aletsiz bir sürü yöntemi başladı. Böyle bir yöntem var. Diğer bir seçenek kemoterapi, yani kimyasal ya da özelleştirilmiş ajanların geliştirilmiş yapısı özellikle bir amaca hizmet edip yok etmesi için tanımlatılmış, isimlendirilmiş ajanların vücuda verilerek dünya yavaş yavaş hedefe yönelik tedavi dediğimiz tedaviye doğru gitse de şu anda seçimi genel anlamda öldürme üzerine yapan bir takım ilaçlar kullanıyoruz. Bunların adı kemoterapi, yani kimyasal ilaçlar. Bir tarafta da radyoterapi var. Belli bir bölgeye, belirlenmiş bir hedefe, odak noktasına radyasyonu yüksek dozda, değişken günlerde ya da tek seans gibi seanslarda uygulayabildiğimiz bir ışın tedavisi, radyasyon tedavisi var. Bir dakika istersen burada hemen devreye gireyim. Çok güzel konuşuyorsun, böldüm, çok özür dilerim. Biraz espri katacağım. Eski Türk filmlerini biliyorsun. Bir baş artist olurdum.
bir de beraber erkek bir artist veya işte neyse bir erkek bir bayan, bunlar severlerdi birbirlerini. Başlarkenden program, film, sonunun ne geleceğini zaten tahmin edebilirdim. Ya iyi ya kötü biteceği belliydi. Yani sonuç çok değişkenli değildi. Yani %50 şansla filmdeki tahmin karakterlere edelim. Göre de belli aynen oluyor. Aynen öyle. Biraz da işlenişli de bakarsan aşağı yukarı sonucu belli ederdin. Şimdi ise Oscar'lı filmler o kadar çok yönlü işleniyor ki siz sonucu değil nasıl gideceğini bile varsayamıyorsunuz. Sonunda nasıl çıkacağını da varsayamıyorsunuz. İşte ben bunun için örnek gösterdim böyle. Normal konvansiyonel tıp veya bizim alışa gelmiş olduğumuz halkın bildiği işte doktor geldi şehrimize veya doktor geldi köyümüze dendiğinde hemşiresiyle birlikte doktorun sağlık dağıtını aynen sağlık dağıtacağını ve çözeceğini düşünür hekim mi? Halkın düşüncesi bu. Tabii ki hekim çözmekle görevlidir. Tabii ki hekim tedavi etmekle görevlidir de onkolojide bu anlayış bu şekilde değil. Yani demin sen bu noktaya gelene kadar aslında bir nefesle saydığın ne kadar çok branş. Aynen öyle. Bir multidisipliner saydın ki ben kaçırdıysam düzelt 9-10 taneyi yakaladım. 9-10 tane bölümden bahsettin. Yani şu şöyle gelecek, bu böyle olacak. Moleküllerini bakıyoruz. Riskini hesaplıyoruz. İşte radyoloji böyle yapacak. Nükleer tıp bunu yapacak. PET-CT var. Bunu sen söyledin. Şimdi evet. Senden dinliyorum. Zaten Nisan ayında da Ulusal Kanser Kongresi var biliyorsun. Benim de orada bir görevim var. Bu sesle inşallah olmayacak. O ses orada açılması lazım. Her neyse bir bakıyorsun ki programa her şey artık hedeflenmiş tedaviler, genetik uygulamalar, genetiksel çalışmalar, moleküler çalışmalar. Her branşın kendi aynen. Modern başarıları da gelmeye başladı. Aynen öyle. Ben bunu neye benzetiyorum? Saray önüne Saray Otel'in, şimdi ismi Saray Otel'se bilmiyorum. Saray Otel'in rufuna çıkacaksın, saray önüne bakacaksın. Her çeşit insanın, her amaçla belki insanın orada olduğu bir alanda birçok insanı göreceksin. İşte kanser mücadelesi bu. Yani bu noktada ancak başarılı olabilir. Sen bunu çok güzel bu noktaya kadar getirebildin. Çünkü bir kişi mucize yaratamaz. Yani köyümüze gelen doktor kanseri çözemez. Ancak döner bir bakar, kanser olabilir der. Kendi üstüne düşen işi belki kulak burun boğazcısıyla, belki cerrahisiyle, radyoloğuyla, laboratuvarıyla, hepsiyle. Tedavilerde oluşan yan etkilere destek veren fizik tedavi rehabilitasyon. Aynen öyle. Konuşma becerilerini yitiren hastalara konuşma becerilerinde destek verecek özel aynen. Dil terapistleri. Bunun gibi sayısız destek sağlık bilimleri fakültesi personeli var. Fizyoterapist olarak yetişen personeller var. Bu anlamda baktığımızda artık tek kişinin oynadığı bir oyunu bir tarafa bırak. Aynen. Tek takımın bile oynadığı bir oyunda. Bu bir dünya ligi. Aynen öyle. Her katılamadığınız dünya ligi dünyanın sizi unutmasına, sizin de dünyayı artık yakalamakta zorlanmanıza yol açıyor. Dolayısıyla nasıl ki yeni çıkan cep telefonu hemen önünüze gelebiliyor. Bu ihtiyaç giderme hızı sizin sağlık ihtiyaçlarınızın da aynı hızda giderilmesi talebinizi ortaya koyuyor. Zaten burada destek almadan, multidisipliner yapı olmadan evet. Ben çok iyiyim. Bende son teknoloji cihaz var. Cerrah da iyi olmalı. Onkolog da, bir evet. Onkolog dediğimiz erişkin onkolog olsun, çocuk onkolog olsun, kemoterapiyi veren hekim, planlayan hekim, uygulayan hemşiresi bu yani bugün bunları konuşabilmemizin yegane sebebi böyle olsa keşkeden artık böyle olmaya başladı. Bunun güncelle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bir kitabımız var bizim. Sen çok iyi bilirsin. Çocuk onkolojiyi PIZO isminde evet. Kocaman dev bir kitabımız var. Erişkin'de DÖVİTA'sı var. Evet, Erişkin'de DÖVİTA'sı var. Şimdi bizim PIZO'muz bizim kutsal kitabımız. Biz ondan öğreniyoruz her şeyi. Hasbelkader bu son basımından geç bir, kalındı değil mi? Yani nasıl bir bölümü de bana çevirmek için verdiler. Çeviriyi yaptığım bölüm ise kanser tedavisindeki sıfır hata yaklaşımı.
öldüm arkadaş. Sadece kanseri tedavi etmeyi kemoterapiyle değil, hemşirenin, bakın ne kadar enteresan, hemşirenin bir damla çok basit bir şey vermişler. 2 miligram metrekare gün. Bakın günde 2 miligram metrekare vereceksin. Hastayı sevmiş arkadaş ise o 2 miligram metrekare doz anlamış. Şimdi günlük verilecek dozu 3'e bölüp vereceğine günlük dozu her dozda vermiş. Ve bu Amerika'da yaşanmış. Ve hasta tatsız sonuçlara yol açmış. Şimdi sadece doktoru değil, hemşiresi, yoğun bakımı, hatta temizlik personeli bile. Yani içeri girip orada kahvehane gibi bir yerde çay kahve içilecek bir yer değil oraları. Yani çok önemli şeylerden bahsediyorsun. Ben böyle altını çizerek gitmeni istiyorum. Tekrar sana sözü vereceğim. Çünkü en basit örnek kapıdaki... Welcome'da karşılamayla başlıyor. Evet ve güvenlikle başlıyor. Hadi top sende. Hastanın hekime, sağlık sistemine güveniyle başlıyor. Evet. Güvenmediği sistemden kastettiği şey şu... Bir sağlık problemi yaşadığı zaman herkes döner ve yanındakine der ki sende de olduysa nereye gitmiştin, kime gitmiştin? Aynen öyle. Fakat zaman ilerliyor. Dolayısıyla 10 yıl önce ziyaret ettiğiniz bir müzeyi 10 yıl sonra ziyaret ettiğinizde bile müze içerisinde birçok yenilikle karşılaşıyorsunuz. Örneğin müzede gezen bir rehber yerine müzedeki her göreceğiniz görselin önünde farklı yabancı dilde çeviri yapabilme özelliği olan bir cihaz, bir Bluetooth bağlantısı ve akıllı telefonunuza tıklayıp kulaklığınızı takarsanız size özel bir hizmet. Tam bu anlamda niçin müze? Müzeler en değerli yerler. Çünkü geçmişinizi, geleceğinizi size anlatan şeyler bunlar. Ne kadar ilkel olduğunuzu da gösteriyor. Ne kadar modern olduğunuzu da bakıp karşılaşmanıza yol açıyor. Nereden bakarsın? Onkoloji de böyle. Evet. Onkolojiye 20 yıl önceki bir kitaptan bakarsak farklı. Onkolojiye dün basımı tamamlanıp piyasaya çıkmış kitabı aldığınızda bile bir kitabın basım süreci en az 1 yıl oluyor. Kitaba girecek verilerin harmanlanması en az 2-3 yılı alıyor. Bir bilimsel çalışma en kısası 3-4 yıl sürüyor, yayınlanması 5. yılı buluyor. Bu şu demek, hani şarkıyı kimden geçtin derler ya, bu bilgiyi nereden okudun diye sorduğunda, kitaptan ama dediğinde kitap çoktan geçti. Özelliğini yitirdi. Bir gün önce bile bir ulusal kongrede her şey değişebiliyor. Dolayısıyla bir anda ilaçlar geri çekilip ya da yeni ilaçlar sunulabiliyor. Bu anlamda cerrahi mutlaka ki hastalığın, kanserin tipine göre, kanserin mevcut tanısına göre yapılacak vücut taramasına göre. Çünkü kanserler madem ki bir yerlere dağılabiliyor, biz demek ki tedavi haritasını çıkarmadan önce dağılıp dağılmadığını, yani bir başlangıç noktamızı bir işaretlememiz lazım. Yani akciğerde bir kitle gördük. Hasta yakınına dönüp de ya da hastaya dönüp de akciğerde kanser tanısını koyduk demek bugünün rasyonalitesi değil. O kitleyi bizim biyopsiyle isimlendirmemiz gerekiyor. Çünkü artık akciğerde gördüğümüz her kitle birinci bölümde konuştuğumuz gibi kanseri çok güzel taklit edebiliyor. Hiç alakasız kansersiz başka bir şey çıkabiliyor. Ya da bir hekimin bir antibiyotikle geçebilecek bir yapı gibi değerlendirdiği elindeki radyolojik bir röntgen filmine bakıyor ve diyor ki tüberküloz ön tanım var. Ya da burada bir kitle var ama bu kanser gibi durmuyor. Şimdi artık 3 boyutlu. Kısacası teknolojiyi kullandıkça tanı doğruya doğru gidiyor. Teknolojiyle birlikte vücut taramaları, tomografiler, MR'lar, PET tomografilerle biz nerelerde ne varı ortaya koyuyoruz? Moleküler biyolojiyle temeline ineceğiz. Temeline ineceğiz tedavi kısmında. Ve tedaviyi hangi sıklıkta ve yolda neler değişebilir bilgilendirilmesiyle artık gidiyor bu. Yani kişiye özel yemek yapmak değil, daha da ötesi
büyük bir restoranda her masaya her gün farklı bir yemeği sunup her an 3 yıl sonra gelip o sunduğunu bir daha yapsana dediğinde de yapabilmek gerekiyor. Yani her öğrenilmiş şey depolanmalı. Her depolanmış şey ise öğrenilmiş ve bitmiş kabul edilmemeli, yeniden incelenmeli. Kolay işte değil yani yaptığınızı. Kesinlikle bir kişinin değil, ekibin bile aynı dili konuşması gerekiyor. Çünkü yapılmamış olan bir tetkik yolda çıkardığı sürprizle verdiğiniz kemoterapiyi, verdiğiniz radyoterapiyi geri döndüremiyorsunuz. Sonuç alamadım diye üzerinde yoğunlaşmaya başladığınızda artık çok geç oluyor. O yüzden kitlenin tanınması için erken tanı, bunu hep söylüyoruz. Tanındı, bir şeyi tespit ettik, bir sıkıntıyla hasta geldi ve bir kitlesi ortaya çıktı. Ya da bir yerde bir değişiklik var. İğne ile girildi ya da oradan bir doku parçası alınma metotlarının bir tanesiyle girildi. Patolog bize şu kanser tipidir dedi. Biz hemen dönüyoruz, vücudu taramasını yaptırtıyoruz onkoloji merkezleri olarak. Vücudu taradıktan sonra hastalık başka bir yere gitmiş olduğunu söylese dahi artık elimizde o gitmiş olduğu bölgeleri yok ettiğimiz takdirde ana kitleyi de ortadan kaldırabileceğimizin büyük kanıtları var. Yani artık çaresiz değiliz. Bir akciğer kanseri vücudun başka bir noktasına yayıldığında eskiden çok moralimizi bozan bir olaydı. Şimdi ise o noktaya radyoterapi verebiliyoruz. O noktaya cerrahi uygulayabiliyoruz. Kısacası önce metastazları ortadan kaldıralım, ancak aynı dönemde kemoterapileri de verelim. Vücudu da sürekli direnciliğiyle koruyalım diye bir yol izliyoruz. Bu soru anlamda var. Cep telefonuna soru geldi. Onu da soralım istersen. Sor. Tabii zaten oraya geçecektim. Radyoterapiye geçiyordum. Evet. Radyo... Sor. Yani böyle, yani ben geçecektim de sen yok. De sor diyorsun ama yok. Yani Fuat, peki, Ali, tamam. Yani bir gün gelip bu sesimin olduğu bir gün gene seni konuk edeceğim. Ya geçmiş iki programda sesin vardı. Ama orada sonuç değişmedi. Ne çıkmıştı sonuçta sana göre? Senin yine tarafın... keyifli yapmıştık yani. Şimdi sevgili Fuat'cığım, sorulan soru da şuydu. Radyoterapi çocuklara veriyorsunuz dedim. Evet. Yan tesirleri ne olabilir dedi. Ağrılı bir işlem mi dedi. Ama istersen sen bize ne kadar güzel onu da bahsetti orada sorarken. Aslında dedi çok tedavi var. Radyoterapinin nerededir yeri diye başladı da sordu. Evet. İstersen sen en başa geç. Radyoterapinin yeri nedir? Ne zaman devreye girer? Çocukta, erişkinde. Hemen, yani burada bayıltıyor musun çocuğu? Veya kişiyi bir maskeler yapıyorsunuz. Ağrı veriyor mu? Yan tesirleri olabilir mi? Top evet, sende. Şimdi radyoterapi, radyasyon tedavisinin vücuda, daha doğrusu radyasyonun vücutta tedavi amaçlı kullanılabilecek halde sunulması tedavisi. Bunun için vücudun içerisinde bir hedef var. Kanserli bir doku, bir bölge, bir organ var. Buraya ulaşabilmek için biz öncelikle ulaşabilecek en iyi cihazları seçiyoruz. Anlamı şu: ne kadar hedefi tek başına yok edebileceğimiz, hedefle savaşabileceğimiz özgünlüğe sahip bir cihaz kullanırsak o kadar çok birazdan sayacağım yan etkilerin ortada olmamasını sağlamış oluyoruz. Bu yani anlamda cihaz çok selektif olarak orayı belirleyebilmeli. Evet, ya da oraya yönelik o selektif cihaz kullanılmalı. Çünkü artık dünyada farklı cihazlar bu anlamda bir yelpazeye sahip. Bizim 15-20 yıl önceki tek bant cihaza mahkum değiliz. Bu anlamda öncelikle vücudun taranması yine birincil gereklilik. Yani uygulanacak radyoterapinin uygulanacak hedefini en iyi neresi gösterir? Hangi tetkik gösterir? Örneğin MR gösterir, örneğin PET gösterir olabilmekle birlikte bunu tedavide kullanacak teknolojinizin de olması gerekiyor. Kısaca anlatacak olursak, radyasyon tedavisi olacak olan hasta bizim tarafımızdan değerlendirildikten sonra hedefin 3 boyutlu olarak, yani bir insan vücudunun dışarıdan bizim gördüğümüz gibi görülebilir olması için cihaz, tedavi cihazından önce simülasyon cihazı dediğimiz bir tomografi cihazına giriyor. 10 dakikalık kısa bir işlem. Tedavi alacağı bölgesine göre bir takım pozisyonlamalar oluyor. Senin de bahsettiğin gibi
Temel amaç hareketsizleştirmek. Yani her gün alınacak olan tedavi ya da uygulanacak olan radyasyon tedavisinin, hani dedik ya, hedef küçültülüyoruz artık, hedefe yönelik gidiyoruz. Hedefi de şaşırmamamız lazım. Dolayısıyla planlamanın yapılacağı alanı hareketsiz kılmak için baş boyun bölgesi ise maskeler yapıyoruz. Bunlar son derece konforlu. Hastayı herhangi bir şekilde rahatsız edici bir malzemeden yapılmamış. Artık dünyada özgün kullanılan sistemler. Vakum yatak dediğimiz hareketi neredeyse kısıtlı ya da konforunu iyi sağlamak istediğimiz, örneğin birazdan bahsederiz, çocuklarda anestezi yapılırken hareketsizleştirmek ancak çocuğa tedavi verecek vermekten önceki anesteziyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla onun şeklini alacak bir vakum yatak dediğimiz, havasını çektiğimizde kendi şeklini alan özel aparatlar kullanıyoruz. Yine meme hastalarında pozisyonu verebilmek için, tedaviye uygun pozisyonu, bir takım aparatlar kullanıyoruz. Bunların hepsi radyoterapiye özel aparatlar. Ne kadar çok güncel malzemeye gerek aparat anlamında, gerek cihaz anlamında sahipseniz, o kadar doğrudan öte vaat ettiğiniz ölçüde başarılı ve vaat ettiğiniz ölçüde en az yan etkili tedavi sunabiliyorsunuz. Yani burada özür dilerim. Eğer bizim evi bombalamak istiyorsan, Fuat'ın böyle bir niyeti var bu arada. Zamanında birçok spor dalı yapmıştım. Uçuculuğu bilmiyorum, yaptıysan pilotluk. Uçamadık. Ama denizden tutun karaya kadar spor. Devam ediyor. Devam ediyor. Ayrı, çok hızlı yaşardı. Şimdi son bilmiyorum. Takip edemedim seni. Eğer olur da bir gün pilotluk da yaparsan ve bizim evi bombalamak istersen, komşuya zarar vermek istemiyorsun. Kesinlikle. Olay budur. Koordinatları belirleyebileceğimiz tek hedefi vuracaksın. Hedefi en iyi gösterecek radyolojik tetkiki kullanıyoruz. Cihaza bunu tanıtıyoruz. Hasta ilk planlama günkü yatış pozisyonuyla her gün tedaviye geliyor. Tedaviler artık eskisine göre daha kısa sürüyor. Tedaviler artık daha az yan etkili. Örneğin eskiden biz vücut içerisindeki bir akciğer lezyonunu vurmak istediğimizde iki ya da üç alandan girebiliyorduk. Şu anda bütün açılar 360 derece bizim için, her bir radyasyon alanı için giriş lüksü sağlıyor. Bu şu demek, kalp dozlarını düşürebiliyoruz. Akciğerdeki kitleyi vururken yandaki yemek borusuna en az dozu verip tedavinin sürecinde hastanın basit yutma sıkıntılarının ötesinde kalıcı hasarların hiçbirini yaşamıyor. Göz arkasındaki bir kitleyi vurmaya çalışırken görme yetisini yitirmeden bunu başarıyla sunabiliyoruz. Bu tamamen teknolojinin, modern teknolojinin bize olan getirileri yani ve bunları alabilmek. Apartmanda kalıyorsam, etrafım da hep apartmanlarla döşeliyse ve ben bir dairede kalıyorsam orada, senin atacağın güdümlü füze hepsini sollayıp 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 gelip geçecek, bizim salonda patlayacak. Ve sadece salona hasar verecek. Yatak odasına bile bir şey yapmayacak. Hatta salonda bir tek sana zarar verecek. Gördünüz ya, biliyordum zaten. Çocuk hastada bu konuştuklarımızın hepsi hem erişkin hem de çocuk hasta için geçerliydi. Evet. Bizde bir yaş sınırlaması yok. Kemoterapinin yaş sınırlaması olmasa da bilimsel çalışmaların, sen de biliyorsun, ana faktörlerinden bir tanesi her zaman yaştır. Organların gelişimini tamamlayıp tamamlamadığı, kemoterapiyle oluşacak yan etkileri değerlendirmek anlamında. Bizde yaş asla baktığımız bir şey değildir üst anlamda. Yani 90 yaşında da ışın alabilir bir hasta. Çünkü uygulanacak bölgede eğer onun yaşamına herhangi bir yan etki sağlamayacak bir unsur yok ise hiçbir sıkıntı yoktur. Çocuklara gelince yaş temel faktör oluyor. Radyoterapi sunmak için radyoterapi indikasyonu almış vakalarda. Bu şu anlamda önemli. Radyasyon tedavisinin ilk çıktığı yıllarda etkisinden dolayı geleneksel her şeye önce radyasyonla girmek vardı. Ancak şu anda pediatrik vakalar, çocuk vakalarda çalışmalar hep senin uzmanlık alanın, naçizane konuşuyorum, kemoterapi ile birlikte başlayan ve kemoterapi iyi ve başarılı giderken koruyucu amaçlı bizden yardım istediğiniz bir grup ışınlamamız var. Burada yaş 6'nın üzeri, 3 yaşa kadar düşebiliyoruz. Ancak burada 6-7 yaş üzeri bizim için sürdürülebilir. Radyoterapi sonuçlarıyla hastanın sağlığının yerine gelmesiyle elde edilecek sonuçların uyumu
bu anlamda önemli. Yani büyüme ve gelişme geriliğinin kabul edilebilmesi. Yani sonuçta bu çocuğun yaşamasını istiyoruz. Ancak kısa boylu kalmasına engel olamayacaksak ona göre dozları ayarlayalım bilimsel çalışmaları. Şu anda şuna geldi. Eskiden çok yüksek dozlara her gün çıkarken, yani tedavi gün sayıları arttığı için dozlar yükselirken, şu anda kemoterapilerle başlayan, sonra belli noktalarda radyoterapi gerekli olduğu noktalarda uygulanan, sonra yine kemoterapilerin devam ettiği protokol dediğimiz hastaya göre, hastalığına göre düzenlenmiş tedaviler var. Dolayısıyla iki temel noktamız var. Gerek çocukta gerek genel anlamda. Bir, tedavi edici bir noktada müdahil olmak. İkincisi, oluşmayı engelleyecek anlamda koruyucu olmak. İkisinin dozları farklı, yan etki ve beklentileri farklı. Ancak bir çocuk hastamız var. Cerrah oraya ulaşamıyor. Özellikle beyin omurilik hastalıklarında bu çok meşakkatli. Kemoterapiler maalesef kan beyin bariyeri dediğimiz bizi korumakla görevli o duvar yüzünden ilaçlarımızı içeri bırakmıyor. Bu anlamda radyoterapiden yardım isteniyor. Hatta tanı çoğu zaman bu hastalarda biyopsi alınamayacak şekilde radyolojik olarak bir önceki vakalardan edindiğimiz deneyimlerle kanıtlanmış verilerle, hayali değil kanıtlanmış verilerle evet hastalık budur öngörüsüyle radyasyon tedavisi veriyoruz. Bu hastalarda omurilik ve baş boyun hastalarında daha doğrusu merkez sinir sistemi beyin, beyin sapı ve omurilik hastalarında beyin ve beyin sapı şu anda hedef noktalarımızdan bir tanesi. Omuriliğe genelde sizler farklı ajanlarla işte bel uyuşturma anestezi işlemi, belden uyuşturma yöntemiyle aynı ilacı oradan vererek o işi çözümlüyorsunuz. Bir başka nokta karın içerisindeki büyük kitlelere bizden destek istediğinizde verebiliyoruz. Dozlarımız yine kabul edilebilir düzeyde. En önemli artısı tekrar tekrar aynı noktaya geliyoruz. Görüntü kılavuzluğunda tedaviler yapıyoruz. Ve tedaviye başlamadan önce modern teknoloji yüzünden, gelişmiş yazılımlar yüzünden ki ne kadar en son kurulum yaptıysanız software da o kadar yeni oluyor. Cep telefonunuzu sıfır aldıysanız bugün 2017 yazılımı oluyor içerisinde. Bu yazılımlar neyi getiriyor? Tedaviyi daha vermeden ne tedavi sonuçlarıyla, tedavinin sonuçlarının ne olacağıyla ilgili kesin, net veriler elde ediyorsunuz. Bu anlamda bu kesin verilerle tedavinin başarısını gerektiren dozları örtüştürdüğünüz nokta sizin arzu ettiğiniz sıfır hatayla, sıfır yan etki değil, sıfır hatayla kabul edilebilir ve önceden hastaya bilgi vererek onayını alabildiğiniz yan etkilerle, yani verelim ama ne olacak? Kemoterapi maalesef biliyorsun böyle bir tedavi. Bir çanta tedavisi, metrekare dediğimiz boy ve kiloya göre hesaplanıyor. Bu şu anlama geliyor, senle ben aynı boyda olabiliriz. Kilolarımız farklıysa kemoterapi dozlarımız farklıdır. Ancak senle ben aynı boyda olmasak da kilolarımız yüzünden ters yüz olup metrekare aynı çıkabilir. Biz bunun üzerine bilimsel çalışmalar böyle olduğu için kemoterapiyi bu anlamda veriyoruz. Ama bütün vücuda gidiyor. Bütün vücuda gittiği için bir hastamız çok ciddi bundan etkilenebiliyor, diğeri etkilenemiyor. Keza aynı boydayız, aynı kilodayız. Akciğer kapasitemiz farklı olabiliyor. Böbrek fonksiyonlarımız farklı olabiliyor. Kalp fonksiyonlarımız farklı olabiliyor ki biliyorsun herkesin kalp krizi insidansı, sıklığı farklı. Bırakın sigara, alkolü, genel sağlıklı bireyler anlamında. Radyoterapide bunların neredeyse hiçbirini dikkate almayabiliyoruz. En büyük avantajımız bu. Niye? Bunları biliyorsak, yani hastanın kalp ekosunda bir sıkıntı olduğunu kemoterapi öncesi görerek dozumuzu azaltıp feragat etmeye çalışıyoruz. Ancak radyoterapide asla dozumuzu azaltmıyoruz. Cihaz teknolojilerimizden dolayı kalbe girmeyeceksin sen diyoruz radyasyona ve o bölgeyi blokluyor. O bölgeye kurşun lif dediğimiz şekillendirme, şematik değişkenlikler gösteriyor. Bunları bize radyasyon fizikçilerimiz planlıyor ki temel yapı taşı bu doktora sahibi özel lisanslı kişiler. Ki bir merkezin açılması için
sürekli orada olması gereken kişiler bunlar. Bunlar böyle uçmakla, dışarıdan bakmakla falan olmuyor. Bir merkez açtıysanız orada tam teşekküllü bir radyasyon fizikçisine ihtiyacınız var. Yine radyoterapi teknikerleri dediğimiz, hani takım dedik ya, bu da radyoterapinin takımı. Radyoterapi teknikerleri dediğiniz kişiler de bu cihazları kullanma becerisine sahip olmanın ötesinde, sadece bir cihaz teknik işi yapan değil, davranışıyla, hareketiyle, sorumluluğuyla hastadan sonra gelecek olan hastanın düzenlemesinde bile, bir meme hastasının arkasına diğer meme hastasını eklemek, bir meme hastasının arkasına diğer bir baş boyun hastasını eklemek olmaksızın yapmakla sorumlu ve kullandığı teknolojiyi de verimli kullanan bireyler. Bunlar da özel yetişmiş personeller. Bunlar da bu sertifikasyon sistemlerinden ve deneyiminin ötesinde mezun olmak zorundalar. Bu bölümden mezun olmak zorundalar artık. Eskiden alaylı yapılırdı birçok iş. Artık radyoterapi merkezleri alaylı değil, okullu olmak zorunda. Kesinlikle. Bunlara sahip olduğunuz sürece cihaz teknolojisi hata payını neredeyse sıfıra indirdi. Çünkü tekniker sadece kendisine doktorla fizikçinin gönderdiği planları cihaza diyor ki bana bunları yükle. Evinize gittiniz, bu program için bir Word dosyası açmak istiyorsunuz, bastınız açıldı. Ben diyorum ki bir şablon var aslında, 20 soru yazmanız gerekecek. Soruların da bazıları çoklu olacak. Bu şablonu bilgisayarınıza yüklersen bastığınızda mecburen o şablon açılıyor. Siz kafanıza göre bir şey yapamıyorsunuz. Diyelim ki bu şablonu ben aldatmak istedim. Yani hastanın yerine başka hasta yatırdım. Şu anki teknoloji başkasının yerine başkası yattığı zaman cihaz diyor ki bu hasta değil. Bana gönderdiğim planla bu yatan aynı yapı değil. Cihaz hasta gibi görmüyor. Yani kabaca sistem şöyle. Tomografisini çektiğiniz herhangi bir canlı ya da cansız görüntünün işlendiği, doktor ve fizikçi tarafından işlendiği o yapıyı biz kalorize ediyoruz, boyuyoruz. Diyoruz ki kırmızıyla boyadığım yer kalp, sarıyla boyadığım yer şurası. Dolayısıyla bunun da arkasında çalışan hekimin iyi bir radyoloji bilgisine sahip olması lazım. Hatta bulabiliyorsa destek radyolog ile birlikte tüm vakalarda işte bu onkoloji ekibinin içerisindeki radyolog arkadaşları zaman zaman merkeze davet edip, hastane içerisinde içeriye davet edip, hatta bunları biz devlet hastanesinde sirkülasyon halinde yapıyoruz. Sağ olsunlar 12 ile 1 arası işleri bitince bizden bir uğrayıp giderler. Tek tek bizim çizdiğimiz organları da kontrol ettirme fırsatımız oluyor. Dolayısıyla onların öngördüğü kitleyle, o görüntülemeyle cihaz bunu eşleştiriyor. Bu çok güzel. Biz çizdik. Fakat kendisi geldiği zaman buradaki farklı dinamik çekimlerin farklı uzanımları olabileceği öngörüsünü buna katkı olarak koyuyor. Biz içerisine kanserin adıyla salınımının farklı olan türleri var. Bazı kanser türleri var ki onun etrafını sağlam dokuyla en az 1-1,5 santim çevirmeniz gerekiyor. Bazılarında bunu 3 santime kadar açmanız gerekiyor. Bunların hepsi sağlam dokuya girmenizin gereklilikleri. Bu yapı tamamen teknikere ve cihaza gittiğinde, tekniker hastayı götürüp ilk günkü gibi yatırmadığı sürece cihaz izin vermiyor. İlk yapılanmanın ötesinde alanlar birbirini kemik yapılarla tutmadığı, organ yapılarıyla, artık bir adım daha öne geçtik, organ yapılarıyla tutmadığı sürece yine cihaz çalışmıyor. Meme hastalarında sol memenin altında kalp var. Dolayısıyla sol memesi yerinde olan, meme koru cerrahi yapılmış ya da göğüs duvarı ameliyatı, yani tüm memesi alınmış, göğüs duvarı ışınlanma gereği olan hastalarda kalbi korumak için nefes tutma dediğimiz ve bunun monitörize edildiği, gerçek zamanlı monitörde takip ettiğiniz amaç, göğüs kafesi içerisindeki akciğer miktarını nefesle doldurup kalbi geride bırakmak, ilgili bölgeye öne atmak. Bu gibi teknolojileriniz olduğu sürece koruyuculuk artıyor. Sorunun yanıtı, yan etki, öngörülenin altında tutulması, kuralın değil, kuraldan öte öngörülenin altında tutulması sağlanabiliyor. Hız getiriyor. Hız, tedavide hız demek hastanın normal hayatına hemen geri dönmesi demek. Sabah gelir, öğlen gelir, akşam gelir. Ona uygun zaman diliminde gelip tedavisini alır. Onun için artık o rutin bir şeydir. Buradan hemen şu detayı da vermek lazım.
Radyasyon tedavisi her gün devam eden bir tedavi. Ağrılı mı? Kesinlikle ağrılı değil. Kesinlikle ağrılı değil. Ağrı burada azaltılmak için çoğu zaman radyasyonun kullanımıyla ağrı kelimesi yan yana geliyor. Yani kemiklerde ulaşan bir kanser hastalığı kemiklerde ağrıya yol açıyor. Biz ışın verip o ağrıyı azaltıyoruz. Hastamızı biz yatırdık, pozisyonlarını verdik. Hasta belli nörolojik hastalıklara sahip. Kendinde değil, bilinci kendinde değil. O zaman anestezi vermemiz gerekiyor. Gerçek zamanlı monitörizasyonlu anesteziyoloji ekibinin de orada olduğu, özellikle çocuk ışınlamalarında her gün belirlenmiş saatte anestezi ekibi, bütün radyasyon onkolojisi ekibi, pediatrik onkoloji ekibi, hemşiresiyle birlikte on-site orada. Çocuk önce uyutuluyor, pozisyonuna alınıyor. Tedavisi sırasında iki tane monitör sürekli içerideki monitörleri takip ediyor. Her şey uzaktan kumanda sistemiyle her an müdahale edilebilecek gibi kontrollü tedavi tamamlanıyor. Sonra aynı çocuk servisine alınıyor ve orada ayıtılıyor. Bu devlet hastanesindeki onkoloji merkezinin en büyük artısı bu bize. Hani bir araya toplamak farklı bir şey. Aynı yapı çatın içerisinde altında çalışılıyor olması bu avantajı getiriyor. Eski çocuk onkoloji bölümü ana binada olduğu, eski onkoloji bölümünün olduğu yerde onkolojiyi düşünün, radyoterapiyi de yeni merkezde düşünün kendi başına. Hani radyasyon onkolojisinin cihazı 2 yıldır bekledi. Neyi bekledi? Ben tek başıma bir işe yaramayabilirim. Bütün bina olmazsa ben o kadar verimli olamam. Ben 12 trilyonluk bir makinayım dediği için bekledi. Avantajı ne oldu? Mekanik yapıya hiçbir şey olmaz. En büyük avantajı bize 2015 yılının sonunda yazılımlar tamamen değişti. Biz eğer 2 yıl önce kurmuş olsaydık yazılım için şu anda ciddi bir up to date güncelleme gerekirken şu anda bizim yazılımımız Amerika Birleşik Devletleri'nde cihazı üreten firmanın en son yazılımı oldu. Bazen öyle şeyler oluyor. Avantajı dönü. Hem kullanıcı lehine, hekim, tekniker ve fizikçi. Fizikçinin planlamayı yaptığı ekran bile değişti. Çok özür dilerim. Bu neyi getirdi? Bir prostat planını biz bundan 5-6 yıl önceki yazılım modeliyle hala da elinizde kullandığınız oysa yaklaşık yarım saat sonuç beklersiniz makineden. Size bir cevap versin. Altını çiziyorum. Yarım saat beklersin sana olası bir plan getirsin diye. Şu anda biz sadece 1,5 dakika bekliyoruz. Bazen 30 saniyede yanıt atıyor. Süper. Bu şimdi Fuat'cığım, çalışmayı da götürüyor. Şimdi seni bıraktım ben. Sabaha sen eve git gidersin. Dinlen. Ben devam edeyim. Sonra banttan ikinci bölüm olarak yayınlarsın. Bir şey olmaz. Seninle ben bir araya gelirsek konuşma bitmez. Tabii ama bu, her geldiğimizde evet, kullandığım makine daha teknolojik oluyor. Her evet, geldiğimizde sunulan hizmet bir çıta daha artıyor. Şimdi tamam, son bir cümleyle ben bu yani, konuyu bitireyim. Buyur. Yaklaşık bir 3-4 yıl önceydi. Reklam yapmıyorum ama Windows 10 free olarak, serbest olarak bütün bilgisayarlara sunulmadan önceki döneme geçiyorum ben. Artık hepimiz Windows 10'a geçtik falan tarzında. Eskiden bir güncelleme gelirdi bilgisayarıma. Tabii o güncelleme yapınca bazı şeyleri değiştirdiği için ben hayır diyordum. Hayır dedim, güncelleme. Bir gün bir yazı çıktı, bu bilgisayar artık kullanılamaz diye. Şimdi öyle. Bilgisayarda olduğu gibi bilgiler de böyle. Çok güzel şeyler anlattın ama süremiz doldu. Çünkü canlı yayın önemlisi burada canlı yine misafir bu alırsın. Seve seve bu yıl içerisinde yine gelirim. Ama ben sesimi düzeltip konuşacağım bu hiç defa. Hiç sorun değil. Evet. Fuat çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür sana ediyorum. Çok güzel bir programdı. Ve gerçekten çok da güzel noktalara temas ettim. Vesile ile yayının candı. Onun da bir haberini vereyim. Dedik ya güncel kalmak gerekiyor. Cihazlarla evet, ilgili de güncel olmak lazım. Bu anlamda bu cihazın en güncel eğitimi için ben pazartesi günü 5 gününe İsviçre'ye gidiyorum. Bu altyapının sunduğu bir eğitim zorunluluğu. Bazen fakat bu 5 gün içerisinde Profesör Doktor Erkan Topkan Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden tam zamanlı devlet hastanesinde devam edecek. Yani hizmet devam ediyor.
devlet hastanesi için de yeni bir şey bu. İzne giden doktorun yerine doktor olmaz hasta beklerdi. Ne güzel. Bir yola girildi. Bu defa iyi gidiyor. İnşallah peki. Bozulmadan çok devam edelim. Çok teşekkür ederim. Fuat'ın da gitmeden önce bize zaman ayırdığı için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim sevgili Kadir arkadaşım her türlü notayı yukarıdan çaldı. Dedi ki artık konuşmayın yeter dedi. Ama bu defa ben konuşmadım, sevgili Fuat konuştu. Ses yok, görüntü var bu dönemde. Ama birkaç güne kadar inşallah iyileşecek. Efendim ben sizlere bu hafta sevgili Fuat Çınar arkadaşımla birlikte konuk olduk. Radyasyon onkoloji uzmanı arkadaşımla birlikte kanseri olabildiğince süsleyerek size anlatılabilir şekliyle anlatmaya çalıştık. Ama inanın bu bir ekip işi ve çok meşakkatli bir iş. Hepsinin ellerine sağlık. Gelişmeler çok güzel. Bu haberleri de aldık ve mutlu olduk. Evet efendim, bu akşam sizlerle birlikte sevgili Fuat arkadaşımızı ağırladıktan sonra biz Tıp Dünyası programının sonuna geldik. Gelecek hafta yine bu saatte, yine bu ekranlarda buluşmak dileğiyle efendim. İyi akşamlar.